السيرة. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله الملائكة من نور، فإن منهم لملائكة أصغر من الذباب، وخلق الله الملائكة ثم يقول ليكن ألف ليكن ألفان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhimiz salavat ve teslimatın ehli beyt, ehli ashab ve etbalı rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden ithal darbaka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahevenlerimizin hazırlığın ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyumin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, sulaha, şüheden, müminatın, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Halakallahul melaikete min nur. Allah Celle ve Ala melaikeyi, melekleri nurdan yarattı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan yarattı. İlk yaratılan Efendimizin nuru. Evet. Peygamberimiz Nurul Envar. Nurların nuru. Ve sirrül esrar, sırların sırrıdır. Ahmed İbni Hanbel Müslim'in Ayşe radıyallahu anha validemizden naklettiği hadis-i şerife göre hulikatil melaiketü min nur. Melekler nurdan yaratıldı. Ve hulikal cehenne min mercim min nar. Cinler de ateşli alevden yaratıldı. Alevli ateşten yaratıldı. Ve halaka ve hulika Adem mimme vasafa lekum. Adem aleyhisselam da peygamberin size vasfettiği şeyden yaratıldı. Yani Allah Zülcel Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Adem aleyhisselamın yaratılışını bize anlatıyor. Orada o işte Allah'ın size öğrettiği şekilde Adem de neden? Sudan, çamurdan. Evet, bunların bir araya gelmesinden ki ona tuin, çamur deniyor. Salsalin min hameyin mesnun. Evet, bu çamur suya, suda, güneşte durduruldu. Ondan sonra kokar çamur oldu. Birbirine kaynamış, özlü çamur oldu. İşte Allah böyle vasfediyor yaratılışını Adem Aleyhisselam'ın. Onun gibi, ondan yarattı diyor. Ve inne minhum le melaiketun asgaru min zibab. Meleklerden bazıları sinekten küçüktür. Evet. Sinekten küçüktür. Ve halakallahu melaikete thumma yakulu thumma Allah Zülcelal Hazretleri melekleri yarattı, sonra şöyle buyurdu. Liyekun elf liyekun elfen. Sonra bin olsun veya 2000 olsun. Evet. Burada meleklerin çok olduğuna işaret var. Ve yaratılışlarının son derece hayretengiz olduklarına işaret var. Kuvvetlerine işaret var. Çünkü bu nurlar iki kısım. Birisi durumlardan kurtulmak, selamete erme sırasında gereken nur. Evet. Bu fıtri ile ilgili şey. İkincisi, evet, sonradan kazanılan bir aslen olan, bir de sonradan kazanılan. Bunlar da insanın cevherlerinden gerekli olan şeyler. Evet.
çocukluk, sonra yetişkinlik, ihtiyarlık vesaire. Evet. Bu insanın yaratılışı konusunda çok görüşler var. Bu konuda biz tabii Kur'an'a bağlanacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bakacağız. Ama Efendimiz'den de bu konuda birçok değişik ifadeli hadisler nakledilmiş. Evet. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذ۪ي اَنْزَلْنَا وَاِذَاسِ Evet. Kur'an-ı Kerim'de böyle şeyler var. Tekabül Suresi 8. ayet. Allah'a ve Resulüne inanınız ve nura inanınız ki size indirdiği nura diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı güneşin nurundan daha güçlüdür, kuvvetlidir. Evet, Efendimizin nefsi de tabii en güzel olan, güneşten daha muazzam olan bir şey olmuş oluyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah güneşi sirac, kandil olarak, evet, Amme suresinde güneşi kandil olarak vasfetmiş, öyle ediyor. Kameri, ayı da münir olarak. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurlandırıcı bir kandildir. Evet, hem akli hem nakli şahitlerle böyledir. Efendimiz nurlandırıcı bir kandildir. İnsanları, insanların yollarını aydınlatmış, onları rehberlik etmiş. Böyle bir Allah'ın kainatı onun nurundan yarattığı güzel insandır. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yine Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinde yunezzilül melaikete bir ruhi biemrihi ala men yeşâ min ibâdih. Allah kullarından dilediği kimseler üzerine emriyle ruhunu, evet, ruhla melaikesini indirmiş. İşte Cebrail aleyhisselam indirmiş, başka melekleri indiriyor. Evet, gene nezele hu bihi el-ruhul emin ala kalbike, senin kalbine emin ruhu indirdi. Şuara, öyle ayetler var. Evet, gene nezzelehu ruhul kudüs min rabbike bil hak, Rabbinden hak ile ruhul kudüsü indirdi ayet-i celle var. İn hüve illa vahyun yuha allemehu şedidil kuvve. Evet, Nahl suresinde, Necm suresinde böyle ayetler var. Evet, vahiy ancak melekler vasıtasıyla oluyor. Miraç'ta hariç, Miraç'ta doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan vasıtasız, melek vasıtası olmaksızın Cenab-ı Hak vahiy telakki etti. Ama melek Cebrail vasıtasıyla vahiy aldı Efendimiz. Evet. Buna dair de in hüve illa vahyun yuha allemehu şedidil kuvve. Evet, Necm suresinde. Evet, öyle buyuruyor. Bu konuda daha çok çalışlar. Allah nur semavati vel ard, mesela nur kemişkat ayetler. Bununla Deylemi bu hadis-i şerifi Abdullah bin Amr bin As'tan nakletmiş. Halakallahu teala et-türbete, Allah Zülcelal Hazretleri toprağı, yeryüzünü yarattı. Yevme sebti, cumartesi günü yarattı. Biz bu hadisi kitabını sıradan okuyoruz. Harf sırasına göre tertiplemiş. Biz de onu aynen takip ediyoruz. Çeşitli hadisler gibi. Bugün de böyle hadisler var. Evet, Allah yeryüzünü cumartesi günü yarattı. Evet. Bu ifadede Yahudilere, Yahudilerin düşüncelerine, asılsız zulümlerine ret vardır. Çünkü onlar
Pazar günü başladı. Cuma günü bitirdi. Cumartesi günü istirahat etti derler. Cumartesi günü Allah istirahat etti. Onun için biz de nahnu nestarihu minhu kemestaraha rabbu. Allah istirahat ettiği gibi biz de cumartesi günü istirahat ederiz derler. Cumartesi günü tatil yaparlar. Evet, cuma günü bitirdi. Cumartesi istirahat etti diyorlar. Bu tabii saçma. Çünkü Allah Celle Celaluhu yorulmaz ki istirahat etsin. Yorulmak bize mahsus bir şey. Evet, Allah hakkında böyle yorulmak tasavvur edilemez, düşünülemez. Sonradan yaratılanlar yorulabilir. Allah ise ezelidir, ebedidir. Evet, cumartesi günü Allahu Teala yeryüzünü yarattı. Ve halaka fihel cibale yevmel ahad. Pazar günü de dağları yarattı. Ve halaka şecar. Evet, ağaçları da yevmel isneyni, pazartesi günü yarattı. Yani ağaç cinsini bütün nebileriyle. Ve halakal mekruha yevmel sülese. Sevilmeyen, hoşa gitmeyen şeyleri de salı günü yarattı. Evet. Ve halakal nura, nuru da yevmel erbi'a, çarşamba günü yarattı. Ve besse fîhe eddevâb, hayvanları yaydı yeryüzüne. Yevmel hamîs, perşembe günü. Ve halaka Adem ba'del asr min yevmel cum'a, Adem aleyhisselamı cuma günü ikindi namazından sonra yarattı. Bu cuma günü günlerin efendisidir, seyyidetül eyyamdır. Bundan dolayı Adem aleyhisselam da seyyidül beşerdir, insanların efendisidir. Evet. Şimdi bu şeye göre cumartesi ilk haftanın ilk günü oluyor. Şafiilerin çoğu bu kanaattadır. Bu kanattadır. Evet. Zekeriya rahimeullah, Allah Zülcelal Hazretleri yeri göğü, gökleri ve yeri bir haftada yarattı ki o Adem'i yarattığı haftadır. Ve cumartesi yeri yarattı. Dağları pazar günü yarattı. Ağaçları pazartesi günü yarattı. Zulmeti salı günü yarattı. Nuru çarşamba günü yarattı. Hayvanları da perşembe günü yarattı. O günde semavat ve arzı 3 saatte yarattı. Evet, cuma günü den kalan 3 saatte. Evet, birinci saatte afatlar, eceller, ikinci saatte rızıklar, üçüncü saatte Adem aleyhisselam. Üçüncü bölümde evet, yeryüzünde Adem aleyhisselam yaratılmadan evvel cinler vardı. Bunlardan birisi iblisti. Evet. Ahmed ibn Hanbel, Buhari'nin, Müslim'in, Nesai'nin, Ebu Hureyre'den naklettiği hadisi size arz ettim. Bunda olan şeyler, bunların bu hadisin şerhinde olan şeyleri size aktarıyorum. Evet. Halakallahu azze ve cel, aziz ve celil olan Allah, el cinne, cinleri yarattı. Evet. Onların varlığına dair Kur'an-ı Kerim'den, sünnetten birçok delil vardır. Ulemanın, alimlerin icmağı da böyledir. Sahabe aslında da böyle, tabi'in devrinde de böyle. Ve ondan beri de peygamberlerden tevatüren böyle şeyler gelmiştir. Evet, cinler vardır. Cinler vardır.
felsefeciler diğer şeyler inkar etse de buna itibar edilmez. Evet. Halakallahu Teala'l cinne kable Adem bi elfey sene. Evet. Amr ibn-i As'ın rivayetin bir rivayetinde Allah Celle Celaluhu cinleri Adem'den 2000 sene evvel yarattı şeklinde bir haber vardır. Evet. Zemahşeri'nin Ebu Hureyre'den naklettiği eserinde İnnallâh halakal halka arbaate asnafil melâke. Allah Zülcel Hazretleri 4 sınıfı yarattı. Melâke, şeytanlar, cinler, insanlar. Sonra bunları 10 kısma ayırdı. 9'u meleklerden, biri şeytanlardandır. Cinlerden, insanlardandır. Sonra bunları 13 gruba ayırdı. Bunlardan 9'u şeytanlardandır. Birisi cinlerdendir ve insanlardandır. Cin ve insanları da 10 cüze ayırdı. 9'u cinlerden, birisi insanlardandır diye mutalalar var. Evet. Akamül Mercan adındaki eserin sahibi de evet. Bir insanın yaratıklara göre durumu binde bir, birin bine nispeti gibidir. Cinlerin nispeti binde 9, şeytanların nispeti 1090'da bir, 1090 olur, binde 90 olur şeklinde mutalalar yürütüyorlar. Evet. Kur'an'da ve sünnette ki ifadelere, ayetlere, hadislere göre cinlerin aslı ateştir. Evet. İnsanların aslı çamurdur. Evet. Şimdi hadisimize tekrar dönüyoruz. Allah Aziz ve Celle Allah cinleri yarattı. Nasıl? Ala selaseti asnaf. 3 sınıf yarattı cinleri. Hayat, sınıfın hayat. Bir kısmı yılanlar suretinde. Evet. Yılanlar suretinde görünür. Bir kısmı vakarip. Evet, bir kısmı akrepler şeklinde ortaya çıkar. Ve haşaşil arz. Bir kısmı haşerat şeklinde. Ve sınıfın kerrih fil heva. Bir kısmı cinlerin havadaki rüzgar gibi yaratıldı. Öyledirler. Öyle temessül ederler. Ve sınıfın aleyhim el hisab el ikab. Cinlerden bir kısmının üzerinde hesap kitap vardır. Azap vardır onlara da. Evet. Cinlerin de kafirleri vardır. Müslümanları vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i Mekke'den Cennet-i Muala'ya giderken orada cin mescidi vardır halen. Orada cinlere Kur'an tebliğ etmiş. O tebliğ yerine şimdi cin mescidi yapılmış. Bir yerde Taif'e giderken kayalıkların olduğu bir yerde orada da Peygamberimiz cinlere Kur'an'ı tebliğ etmiş. Hatta Elmalı Yazır Hoca orada bizim Türkiye Nusaybin cinleri de orada Peygamberimizin şeyine geldiler, dinlediler diyor. Evet, cinlere de Peygamberimiz Kur'an'ı kabul etmiş. İnanmış olanlar var, inanmamışlar var. İnanmamışların başında işte şeytan var. Evet, işte o bu sebeple cinlerden de hesaba, kitaba, ıkaba uğrayacaklar var. Evet. Ateşten Allah Zülcelal Hazretleri cinleri yarattığı zaman evet bir şey iste demiş. Bu İkrime'den nakledilen bir hadistir. Bu hadise göre temenni, bir şey temenni et. O da cinde, yarattığı cin ki o cinin adı
burada Sumiyya olarak belirtiliyor. Cinlerin babası diyor. O da etemenne en evet tera ve la tura. Ben görülmek istemiyorum ama görmek istiyorum. Bunu temenni ediyorum demiş. Ve ben demiş toprakta kaybolmak istiyorum. Bazen ihtiyar olsam bile genç şekline dönmek istiyorum demiş. Öyle bir hadis var. Ben de aktarıyorum, bilgi veriyorum. Bunlar fa'ata zalike, Allah onlara bunu verdi. Evet. Fehum yaravne, onlar görürler. Ve la yaravne, yuravne, görülmezler. Evet. Ve izâ mâtu baybu fissera, onlar öldükleri zaman toprakta kaybolurlar. Ama bir kısmı öyle, bir kısmı da ağladığı zaman ölmez, tekrar genç haline döner. Tabii sonunda bir şey kalmayacak kıyamette de, bir kısmı da böyledir diyor. Bu rivayette öyle, İkrimeden gelen rivayette öyle, enteresan yaratıklar. Evet, cinlerin gözünde Allah idrak yarattı. Bu şeyle insanları görürler. Ama insanlar onları görmezler. Evet. Evet, Kur'an-ı Kerim'de buna dair El-A'raf suresinin 27. ayet var. İnnehu yarakum ve huve ve kabiluhu min haysu la teravnehum. Ayette bunu doğruluyor. Evet. Şimdi insanlar cinleri görmezler dedi ya hadiste. Bundan dolayı İbn-i Asakir Zahitler kitabında diyor ki, bir kimse ben cinni gördüm dese onun şahitliği kabul olmaz. Evet, şahadetliği turaddu şahadetuhu, onun şahitliği reddolunur diyor. Cinleri gördüm diyen adamın, evet, gene bir adam iddia etse ben cinlerin arkadaşıyım, kardeşiyim, bu adamın yalandır bu. Sözüne itibar edilmez, şahitliği kabul edilmez. Ama Şafii kim derse ki cinler görülür, aptalna şehadeti, onun biz şahitliğini kabul etmeyiz, yalandır diyor. Evet. Buna dair delillerini söylemiş. Evet. Dinler hakkında böyle enteresan. Ama onlar, cinler şeytan da olduğu gibi insanoğlu kılığına girebilirler. Öyle görünebilirler. Bunu da hatta mesela Suraka bin Malik, evet, Bedir'e çıkarken görmüş. Evet. Keza Bedir'de, Uhud'da, Ebu Cehil Uhud'da yok. Bedir'de Ebu Cehil'e şeytan, aslanım görüyorsunuz, görüyorsun, karşında üç çapulcu var. Potin ayakkabıları yok, silahları yok. İki tane atlı var Bedir ordusunda Müslümanların. Diğerleri yalın ayak, taşla sopayla savaşıyorlar. İşte görüyorsun iki çapulcu, hadi bakayım aslanım diye Ebu Cehil'e görünmüş ve onu teşvik etmiş. Teşvik etmiş. Öyle haberler de var. Hani cinleri gördüm diyene inanmaz ama bu insan kılığında görünmüş. O şeytan, o da cinlerden, insan kılığında görünmüş. Ona da Ebu Cehil aldanmış, sonra da sonu felaket biliyorsunuz, yok oldu gitti. Evet, böyle cinler hakkında şeyler var. Evet. La galibe leküm el yevm minen nas ve inni carul leküm. Bedir'de şeytan böyle söylüyor.
bugün size şey yok, kalbi olan kimse yok, ben de sizin yanınızdayım filan diye onu teşvik etmiş. Evet. Keza Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne yapacağız diye Mekkeli müşrikler oturmuş, konuşmuşlar. Necidli bir ihtiyar halinde şeytan görünmüş insan halinde. O da yok etmek lazım demiş. Bu aslan güzel söylüyor falan diye. Böyle olaylar var. Evet. Evet. Şimdi buna dair başka hadisler de var. Evet. Yılanlar hakkında, hani yılan şeklinde görünebilir bir kızım dedi ya, Tirmizi'de Ebu Said Hudri'den Karaköy Yeraltı Camisi'nde kabri var. Evet. O naklediyor. İnne bil medineti neferan minel cinni. Medine'de cinlerden bir insanlar vardı. Feize raitu min hazil hevam şeyen, Peygamberimiz söylüyor bunu. O naklediyor. Bunlardan ki bu cinlerden bir kısmı işte yılan gibi filan, gördüğünüz zaman fezinuhu selasen. Evet, yılan gördünüz mü diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de, ondan izin isteyin, git buradan, bizi rahatsız etme, bizi korkutma diye onu ona söyleyin. Evet, zaten Süleyman aleyhisselam da söz almış, yılan kendinin öldürüleceğinden, kendini tecavüz edileceğinden korkmadıkça sizi saldırmaz, söz vermiş. Hepsi böyle hayvanların. Ancak zorda kaldıkları zaman, darda kaldıkları zaman, tehlikede hissettikleri zaman insanlara saldırıyorlar. Süleyman Aleyhisselam söz almış. Süleyman Aleyhisselam onların kralıydı çünkü. Ona söz vermişler. Bu hadis var işte böyle. Medine'de diyor bir yılan falan gördünüz mü evde? Yılandan izin isteyin. Çık git, bizi rahatsız etme. Korkutma bizi, deyin. Üç defa. Ha, fein bedelekum, buna rağmen gitmezse işte o zaman faktuluhu. Evet, faktuluhu, o zaman öldürün. Evet. Şimdi yaşanmış olayı. Benim de 9 sene kaldım bir evde. Bu kitabı yazan hoca efendinin yetiştirdiği muhterem bir hoca Abdülaziz Bekkine efendi hazretleri, büyük yani Nurettin Topçu'yu da adam eden kimsedir Nurettin Topçu. Benim de felsefe hocamdır. Birincilikle üniversiteyi bitirmiş Nurettin Topçu rahmetli hocamız ve Türkiye'de dinsizlik yaygınken Allah demek suç, böyle genelgeler, öyle bir devir var. O zaman işte bunu Fransa'ya Sorbon'a göndermişler. Birincilikle bitirmiş fakülteyi, bana anlattığını arz ediyorum size. Bu cinlerle ilgili söyleyeceğim. O orada öyle bir doktora yapmış ki olay olmuş. Çok çalışkan, çok zeki bir öğrenci, doktora öğrencisi. Demişler ne istiyorsun, yapacağız. Kendini anlattı. Demiş ki Türk bayrağını üniversitenin girişinde bir hafta dalgalandırın demiş. Dalgalandırmışlar. Ama bana anlattı. Öyle bir dinsiz heriflerle oturmuş kalkmış, öyle bir doktora yapmış, olay olmuş ama ve ateist olmuş. Dine inanmıyor, Allah'a inanmıyor. İşte Türkiye'ye gelmiş, kendinden dinlediğimi arz ediyorum. Onun bir liseden arkadaşı var, Sırrı Efendi diye, Sultanhamam'da tüccar. Ona gitmiş, demiş ki Sırrı, ben kendimi asacağım, denize atacağım. Niye? Arkadaş, eve geliyorum, anam babam namaz kılıyor, Allah var. Ama bilgilerime bakıyorum, Allah yok. Ben akarda bocalıyorum. Ben kendimi denize atacağım veya asacağım. Benim sorularıma bir cevap verecek adam yok mu? Niye söylemedin demiş. Dur. O Sırrı Efendi de Abdülaziz Bekkine'ye giden gelen bir zattır. Abdülaziz Bekkine şimdi Zeyrek yokuşu başında Ümgülsüm Camisi
Orada imamlık yapmış büyük bir zat. Ben de orada imamlık, mezunluk yaptım. Oradan diyorum. 9 sene evinde kaldım diye. Evet. İşte ona gitmiş. Abdülaziz Bekir'le üniversitedeki asistanlar, doçentler, profesörlerle her akşam sohbetler yapıyor. Meşhur, şimdi isimlerini söylemeyelim. Öldü, rahmetli oldu Erbakan Hoca da onlardan birisi. Onları şeyden namaz kıldıran, dine ısındıran adam Abdülaziz Bekir'le. Öyle bir adam. Cemaati hep böyle ilim adamları, yüksek seviyede insanlar. Ona demiş böyle böyle bir adam var demiş falanca gün saat 10'dan sonra getir. Neden ondan sonra? Çünkü ateist bir felsefeci, çok zeki. Eseriyle olay olmuş. Şimdi o da 70 kişi kadar adam alıyordu odası. Onu dinleyen sohbet sırasına gelirse sorduğu sorularla herkesin kafasını bozar. İmanına şüphe getirir. Onları dağıttıktan sonra, ondan sonra getir demiş. Gelmişler hala cemaat dağılmamış. Üst katta bir küçük oda var. Hoca ne alırsa fakirlere dağıtıyor. Evinde şey yok, hasır yok. Sadece bir kilim var. Tahta altı. Üst odada kilim de yok, hasır da yok. Bir şey var. Kanepe var böyle. Tozlu topraklı. Nurettin Topçu rahmetli de son derece titiz bir adamdı. Bize titizce 5 dakika böyle silker tozunu. Böyle bir adamdı. Şimdi girmiş odaya demiş daha millet dağılmadı. Sen yukarıya çıkın demiş, orada oturun. Bana anlattığını söylüyorum. Bakmış tozlu. Ayakta da bekleyemez. O kanepenin ucuna şöyle tutunmuş böyle. Rahat oturmuyor, diken üstüne oturur gibi, arkaya dayanmıyor, duvara dayanmıyor, tozlu topraklı. Hoca efendi gelmiş, herkes dağıldıktan sonra köşeye bir rahat oturmuş şöyle. Söyle bakalım evlat demiş, ne sorun var? Sormuş sorusunu. Öyle güzel cevapladı ki diyor, ben rahat oturdum diyor, artık o tozu toprağı unuttum, şöyle dört köşe oturdum diyor. Arkaya da dayandım. Öyle güzel anlattı. Tam beni tatmin etti. İkinci soruyu hazırlanırken birinci soruya ikinci soruyu ekledi. Onu açıklamaya başladı. İlgi kurdu. Bu sefer hayran kaldım. Şöyle biraz sürtünerek o tozlu şeyi tahtanın üstünde hocaya doğru biraz şöyle gittim. İkinci sorumu da öyle güzel anlattı ki hayran kaldım. İkinci sorunun sonucunda hazırlandığım üçüncü soruyu ekledi. Böyle bütün sorularıma soruları ekleyerek anlattıkça ben farkında olmadan o tozlu tahtanın üstünde sürüne sürüne ta hocanın dibine kadar varmışım. Farkında değilim. Diz dize geldik. Göz göze geldik. Benim şeytanlar dağıldı. Her teslim oldum. Onun üzerine başka sorum yok efendim demiş. Göz etmiş o getiren arkadaşına. Tamam götür demiş. Ondan sonra öyle hayran olmuş ki aşağı kadar inmişler. Zaten kapısı, giriş kapısı bir tahta. Tekmelesen kırılır. Ondan bir ayağını dışarı atmış Nurettin Topçu rahmetli. Sırrı demiş. Bir daha dönelim be. Bu hocayı ben çok sevdim. Yürü lan demiş. Yürü. Bundan sonra her gün gelirsin. Evet. Ondan sonra hoca efendi ölünce kadar her gün oraya gelmiş. Bana söylediği, hoca efendi Fransızca bilmiyor. Bana hocanın söyledi, Nurettin hocanın söylediği. Biz ehl-i sünnetiz, evliyanın kerametine inanırız. Peygamberlerden mucize sadır olur. Evliyaullah'tan keramet sadır olur. Evet, ya Mustafa, bazen heyecanlanıyordum. Fransızca soru soruyordum. Cevap Fransızca veriyordu. Fransızca cevap veriyordu. Halbuki hoca hiç Fransa okumamış, Fransa okumamış. Bunu hocanın ağzından duydum. Evet işte bu hoca etrafı zaten açık. Toprak. Bir de Halice yakın şeyler. Amerika'dan buğday geliyor bize o zaman. Buğdayla beraber fareler geliyor. Benim zamanımda da. Kedi kadar fareler. Onlar tabii saldırıyorlar. Gemi burada boşalınca.
Bir keresinde 6-7 tane fare bizim evi bastı, böyle kedi gibi. Evimde kedi var ama kedi beceremiyor. Şimdi doktor olan yeğenim var yanında, onu soktum içeriye. Vur, vur filan diye hepsini öyle duvarda öldürdük. Yılan, onu yılanla ilgili anlatacağım. Hani yılan gördünüz mü izin isteyin diyor ya Peygamberimiz. Hoca da alim adam, bu hadisi biliyor tabii. Bu kitap işte onların kitabı. Bir hanımı açmış dolabı, koca bir yılan. Bir çığlığı atmış, korkmuş. Hoca efendi gelmiş, ne oldu demiş, yılan var. Evet, kapıyı açmış, dinlediğim. Çocukları korkutma, defol git demiş. Yılan süzülmüş, çekmiş bahçeye gitmiş. Efendimiz öyle diyor, Medine'de cinler vardır. İşte bir kısmı yılan şeklindedir. Onlardan izin isteyin. 3 defa izin isteyin. Gitmezlerse o zaman öldürün. Hemen öldürmeyin. Evet. Bu bazıları köpek suretinde olabilir. Bu olabilir. Köpek suretinde de olabilir. Yani değişik şeyler de görünebilir. Böyle şeyler vardır. Cinlerin böyle şeyleri vardır. Tuhaf şeyleri vardır. Evet. Melaikenin de insan şeklinde görünmesi, evet, var. Melaikenin de biliyorsunuz Peygamberimiz böyle bu sohbet etmek camide Peygamberin sünnetidir. Dinimizi anlatıyor. Haramı helal anlatıyor. Çünkü İslam yavaş yavaş teşekkül ediyor. Kur'anlar ayet ayet geldikçe sahabeye anlatıyor. Karşısında sahabiler var. Hazreti Ömer de var. Mescid-i Nebevi'de Peygamberimiz sohbet ederken bir genç adam girmiş. Dihyetül Kelbi kılığında. Aynı onun gibi. Ama adam yabancı. Biliyorlar Medine'de kaç kişi olduğunu. Çok adam yok. Müslümanlardan çok adam yok. Herkesi biliyorlar. Bakmış, bu adam camiye geldiğine göre Müslüman. Müslüman ama bilmiyoruz. Yabancı. Dışarıdan geldiği belli. İyi de dışarıdan geldiği zaman çölden gelecek. Terli olması lazım. Tozlu topraklı olması lazım. Adamda hiç toz toprak yok. Pırıl pırıl tertemiz. Allah Allah demiş Hazreti Ömer. Gelmiş. İşte meşhur hadis. İman nedir? Soruyor Peygamberimize. İman ementü. Ementü billahi ve melaiketi ve kütübü. O zaman söylemiş Peygamber. Doğru söyledin demiş. Allah Allah demiş adam. Hem soruyor hem doğru söyledin diyor. Biliyorsun niye soruyorsun? İçinden geçen Hazreti Ömer'in son anlatıyor. İslam nedir? İşte İslam şartı 5'tir var ya. Efendimiz o hadisi söylemiş. Doğru söyledin demiş. Kıyamet ne zaman kopacak? Bunu Peygamberimiz biliyor aslında kıyametin kopacağını. Ondan hiçbir sırrı Allah saklamadı. Kur'an'da var. Hiçbir sırrı biz senden saklamadık. Ama söyleme müsaadesi yok. Efendimiz şimdi bilmedim, bilmiyorum dese yalan olacak. Biliyorum dese söyleme sözünü çiğnemiş olacak emrini. Soran sorulandan daha alim değil demiş. Doğru söylüyorsun demiş. Çekmiş gitmiş. Evet, insan kılığında, dihyetül kelbi kılığında. Yani melekler de böyle insan kılığına teşekkür edebiliyorlar. Olabiliyor. Şeytanların şeyine girdiği gibi. Evet, böyle çeşitli görüşler, hadisler var. Bunlar hakkında. Onun için Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zararlı cinlerden, şeytandan Allah'a sığınmadır. Allah'a sığınmadır. Müslüman sabahleyin evden çıkarken bunu söylemeli. Bir araziye vardığı zaman, oturduğu zaman bunu söylemeli. Allah'a sığınmalı. Yerken sığınmalı. İçerken sığınmalı. Söylemeli bunu. Bunu söylemezse şeytan orada yer, içer. Yatağa girerken söylemezse yatağa girer. Hatta ailesiyle ilişki kurduğunda yatağa girerken Bismillahirrahmanirrahim dememişse şeytan da ailesiyle ilişkide ortaktır.
Kur'an'da da var. Ve şerikum fil emvali vel emvat. Bu hadislere, bu şeylere, görüşlere, alimlerin görüşlerine ayette şey veriyor. Evet, bu Adem Aleyhisselam'a şimdi zaten gelecek. Yarattıktan sonra secde edin emrini vermiş. Meleklerin hepsi Kur'an'a göre hepsi secde etmişler. İlla iblis. İblis şeytanın başı. Hayır demiş. Secde etmemiş. Neden secde etmedin? Ben demiş ondan alevli ateş ya. Söyledik, okuduk. Ben demiş ondan daha üstünüm. Aslım alevli ateş. Halbuki Adem'in aslı kokar çamur. Çamur, özlü çamur oldu mu? Bekletilince kokar. Kokar çamur. Onun için defol demiş Allah. Kovmuş. Şeytan kovulmuş demek zaten. Şatana şeytan kovulmuş demek. O zaman diyor ki sen beni bundan dolayı kovdun. Ben de bundan ve bunun neslinden intikam alacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından bunun ve bunun nesline yollarını keseceğim. Sana gelemeyecekler. O da kıyamete kadar sana izin diyor. Hodri meydan. Bana sığınanların kılına dokunamazsın. O sığınma çeşitli şekillerde var. Mesela yatağa girdiğin zaman, ilişki kuracağın zaman Allahümme cennibne şeytan ve cennibü şeytanı mimma rızaktı. Peygamberin duası bu. Derse diyor, o doğacak çocuğa asla cin, şeytan zarar veremez diyor. Allah'a sığınıyorsun. Veya bunu bilmiyorsan yatağa girerken Bismillahirrahmanirrahim derseniz gene şeytanı oradan kovarsınız. Eve girerken la mebite hâhüne ve la işâ, eve girerken insanların peşinde devamlı, buraya gelirken de geldi. Herkesin de var. Caminin kapısına girerken Bismillah çekmediyseniz sizin, ya bu adam neler konuşuyor ya, saçmalıyor ya, dedirecek. İmamı uzattı dedirecek. İki mi kıldım, üç gün mü? Bunları söyletecek. Camiden, kapıdan girerken Bismillah çekerseniz dışarıda bekleyecek sizi. Eve girerken Buhari Müslüm hadisidir. Senin şeytanın geliyor. Kapıdan girerken Bismillahirrahmanirrahim dedin mi? La mebite ha üne ve la aşa. Arkadaşlar bize burada yer yatak kalmadı. Yiyecek içecek de kalmadı. Bir başka besmele çekmeyen adam bulalım der. Bu peygamberimizin hadisidir. Evet, şimdi işte bu cinler hakkında çeşitli görüşler var. Evet, onlardan sığınacağız. Yılan gördüğümüz zaman da cinlerden olabilir. Evet, izin isteyecek. Defol, hoca efendi ne yapmış? Bunu biliyor. Çocuklar korkutma demiş. Defol git buradan demiş. Yerden sürülmüş gitmiş. Evet, bunu bilesiniz. Evet. Evet. Ve halakallahu cinne insa selasetü asnaf. Allah cinleri söyledik. İnsanları üç sınıf yarattı. Evet. İnsanları üç sınıf yarattı. Sınıfın kelbehaim. Bir kısmı hayvanlar gibi. Yani ahiret mal, bırak ya, saçma ya, ölürsün iş biter, kabir azabı filan hikaye ya bunlar demiyor diyen var. İlahiyat profesörü bile var, kabir azabına inanmıyor. Evet, öldüm iş bitiyor derler. Ahiret işlerini anlayamaz, hayvan da anlayamaz. Aha, hayvanlar gibidir. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Allah-u Zülal Hazretleri de hadisin içinde bu. Peygamberimiz naklediyor. Onların kalpleri vardır, anlamazlar. وَلَهُمْ اَعْيُنُنْ لَا يُبْسِرُونَ اَوَتْ بِهَا. Gözleri vardır, görmezler. اُلَٰئِكَ كَ الْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَلْ. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağı. Çünkü hayvan aklı yok, gücüyle bastırır, yer, başkasının hakkını alır. Fakat insanın aklı var. Onun için akıl müthiş bir silah. O aklıyla çok daha kötü şeyler yapabilir. Onun için hayvanlardan da aşağıdır. Aynı sapıtma konusunda başkasını ve şeytanlar, şey, hayvanlar iradeleri olmadığı için cehenneme girmezler. Ama insanlar onlardan aşağı.
bu gerçekleri akılları olduğu halde idrak etmedikleri için cehenneme boylarlar, hayvandan aşağıdır. Ve sınıfın ecsadühüm ecsadün beni Adem. Evet. Bir kısmının cesetleri insan cesedi gibidir. Ve ervahüm ervahü şeyatın. Bir kısmı insan görünüşlüdür insanların. Ama ruhları şeytan ruhudur. Evet. Ya mus yuvesvisu fi sudurin nasi minel cin. Evet, cinneti ve nas. Kur'an-ı Kerim'de insanların göğüslerine cinlerden, insanlardan vesvese verenler vardır. Allah söylüyor. Bir kısım insanların görünüşü insandır ama ruhları şeytandır. Ve sınıfun fi zillillahi yevme la zille zil illa zillu. Bir kısmı da hiçbir gölgenin olmadığı bir şeyde Allah'ın gölgesindedir. Arşının gölgesindedir. Evet, bunlar işte herkes çok sıkıntı, korku, dehşet içindeyken mahşerde inancımıza göre, Kur'an'a göre bu dünyanın sonu gelecek. Evet. İsrafil aleyhisselam sura üfleyecek. Her şey ölecek, yok olacak. Ondan sonra herkesin öldüğü yerde bir kalacak. Ne kadar kalacak Allah bilir. Evet. Sonra bir sur daha üfleyecek. Bütün insanlar bulunduğu yerden kalkacaklar. Yoktan var eden Allah insanların eczasından pekala yaratabilir. Biz buna inanıyoruz. Allah her şeye kadirdir. Müminler, inananlar bulundukları yerden, topraktan tozlarını silkelerek La ilahe illallah diye silkeleyerek tozlarını kalkarlar ve caet küllü nefsin ma'aha sa'ikun ve şehid ayette ayet var. O kalkan önünde bir gardiyan, arkasında bir gardiyan melek mahşere götürür. İnsanları bekleme yerine götürür. Evet, giderken de La ilahe illallah, müminler o kelimeye inanmıştır. Dili ona alışmıştır. Bunlar hadislerde var. Ama işte bir kısmı da bunları bilmez. Evet, işte güzel insanlar, Allah'ın gölgesinde olanlar o mahşerde toplandıkları zaman cehennem görüyorlar. Cehennem görüyorlar. Kükreyip kükreyip duruyor. Cennette gelinler gibi süslenmiş, o da görüyorlar. Ve her şey ortaya çıkınca tabii o sıkıntı. Bazen güneş yaklaşıyor, çok terliyorlar. Gelecek hadis gelecek. Terden öyle ter olacak ki o kadar bütün Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar insanlar hepsi orada. Yahudilerin inancı Kudüs'te o Mescid-i Aksa'nın karşısında bir dere var. Derenin yanında yamaç var. Bazı İslam alimler de mahşer orası diyorlar ama bu kadar insan oraya sığar mı bilmiyorum. Bütün insanlar sığacak mahşere. Orada bir kabir 1 milyon dolardı. Kaç senesinde gittiğimde benim. Özellikle Yahudi zenginler orada alıyorlar, kabir alıyorlar. Hristiyanlar da ona inanıyor. O derenin bir kısmında da Müslüman kabristanı var. Bir kısmı öyle diyor ama Allah bilir mahşer nerede olacağını. Bütün insan toplandığı, işte o zaman o kadar ter olacak ki kulakların yumuşağına kadar ter çıkacak. Terden dolayı şimdi adam aşağıda başını eğse bunu nefes alamayacak. Kaldıracak. Kulak böyle kaldıracak ki ağzına burnuna ter gitmesin. Kaldıracak. Kaldırınca da boynu ağrıyacak. Boynu ağrıyınca indirecek. Tekrar nefessiz kalınca kaldıracak. Aynı sancı olmasın diye koşu atlarını gemiyle beraber bağlarlar. Teri soyunca kadar hareket etsin diye. Gemli hayvan gibi böyle. Öyle bir Allah'ın ucuk çok sıkıntı. Bazen çok karanlık, bazen çok aydınlık, bazen çok sıcak, bazen çok soğuk. Felaket bir sıkıntı. O bekleme sıkıntısı. Diyecekler ki mahşer insanları, maymundan türedik filan diyenler, Adem Aleyhisselam'ın babalarının olduğunu kabul edecekler, ona gidecekler. Aman bana gelmeyin, aman bana gelmeyin. Ben nasıl hesap vereceğimi düşünüyorum. Ben bunu yapamam diyecek. Çünkü biliyorsunuz Adem Aleyhisselam iki oğlundan biri diğerini öldürdü. Ondan sonra
işte her peygambere gidecekler. Musa Aleyhisselam'a gelecekler. Aman bana gelmeyin. Çünkü Yahudiler dünya ateşe veriyor şimdi. Bir Musa böyle söyledi. Musa böyle söyledi diyecekler. Onun hesabını soracak. İsa Aleyhisselam gidecekler. Sen mi söyledin Allah'ın oğluyum ben filan diye? Bir hoca efendi, bırak hocam ya. Peygambere böyle olur mu? Ente kuddelin nazi. Kur'an'da ayet var hocam dedim. Ha doğru, ben öyle ayet unuttum diyor. Hesaba çekecek tabii. Mahkeme kübra bu. Hristiyanlar, o söyledi bize, Allah'ın oğlu olduğunu söyledi diyecekler. Sen söyledin mi? Hayır söylemedim. Ya Rabbi Kur'an'da var. Sen benim içimi dışımı biliyorsun. Ama burası mahkeme. Delil getir. Hristiyanların hepsi o bize bunu öğretti diyecekler. Delilim, şahidim ümmeti Muhammed. Çağıracak şahitler. Nereden biliyorsunuz? Bizi çağıracak yani. İsa Aleyhisselam'ın mahkemesinde. Öbürlerin mahkemesinde de bizi çağıracak. Biz diyeceğiz ki evet biz onun zamanında yaşamadık ama senin Kur'an'ında onu bize anlattın. Oradan biliyoruz. Biz İsa Aleyhisselam'ın beraatını sağlayacağız. Musa Aleyhisselam'ın beraatını sağlayacağız. Ümmet-i Muhammed evet. Ve kezâk cealnâk ümmeten vasatan litekûnü şühedâ alennâs. Biz bütün insanların şahidiyiz. Evet böyle ayetleri var. Evet şimdi işte güzel insanlar o arşın gölgesinde Peygamber Efendimizin etrafında ferah fahur sohbet edecekler. Allah bunlardan olmayı bize nasip etsin inşallah. Ama ötekiler işte böyle sıkıntı şey içinde cehenneme gidecekse gidelim. Halbuki cehennem ondan daha felaket bir şey. Yani sıkıntı o kadar bunalacaklar böyle. Evet. Burada onu söylüyor anlattıklarımı. Hatta Yusuf en nasu ve yulcimuhum el arku ilcamen. Gemli hayvanın yaptığı gibi terden böyle yapacaklar diyor. Öyle sıkıntılı zamanlarda güzel insanlar hiçbir gölgen olmadığı günde Allah'ın arşının gölgesinde Efendimizin etrafında toplanıp sohbet edecekler. Evet. Evet. Bu hadis-i şerifi Tirmizi başka Ebu Derda Hazretlerinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Halakallahu azze ve celle el arda yevmel ahad. Allah yeryüzünü pazar günü yarattı. Evet. Allah yeryüzünü pazar günü yarattı. Şimdi demin ne dedik? Başka hadis de var. Cumartesi günü yarattı dağları filan. Hayır diyor. Bunların arasında şey yoktur. Şey yoktur. Çalışma çelişki yoktur diyor. Yani şöyle olabilir. İhtimali halkı turab yevme sebt toprağı cumartesi günü yarattı. Temamül aradîne yevmel ahad yeryüzünün tamamını pazar gün bitirdi. Öyle hadis olduğu için ikisi birbirine zıt olmaz diyor. Vel isneyn evet. Vel isneyn pazar günü ve pazartesi günü ve besefihe bütün hayvanları pazartesi günü saldı yeryüzüne ve halakal cibale yevmes filese dağları salı günü yarattı. Bu hadiste öyle ve ma fihinne min menafi' faydalı şeyleri evet madenleri, cevherleri su bunun gibi faydalı şeyleri ve halaka yevmel erdi'a eşşecer çarşamba günü ağaç cinsini evet vel medain şehirleri evet yarattı. Evet vel umran mamur yerleri vel harab evet mamur olmayan yerleri ve halaka yevmel hamis es-sema perşembe gün semayı arşa da kadardır ve halaka yevmel cuma en-nucum Cuma günü yıldızları ve şems güneşi ve kamer ayı burçları ve melaike evet melaikeleri
ila selas saat bakayna minhu, cuma günü 3 saat kala yarattı melaikeyi. Fe halaka evvel saatin min hazi selas saat, bu 3 saatten ilk saatinde ecelleri yarattı. Kıyne yemutu men memmat, ve fisani ikinci saatte evet ülfeti, insanların kalplerine ülfeti koydu, yarattı. Ala kulli şeyin yentevu bihin nas, insanların yararlandığı şeyleri. Ve fisali ise üçüncü saat Adem, o cuma günü son bölümde, son saatte Adem aleyhisselam yarattı. Ve eskenehul cennet, cennete onu yerleştirdi. Evet, yerleştirdi. Evet, şimdi enteresan şeyler var. Halakallahu Adem'e ala suretihi, Buhari. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Allah kimseye benzemez. Hadis böyle. Evet. Kim kendini tanırsa Rabbini tanır. Hadis böyle. Evet, böyle hadisler var. Evet. Yani biz Efendimizin öğrettiklerine bakarak, Kur'an'daki ayetlere bakarak bunları Allahu alem, evet Allahu alem diyeceğiz. O zaman işte şimdi İmam Mazlum'a ne gerek var? İmam Şafii'ye ne gerek var? Gerek var arkadaş. Bir hadis böyle, bir hadis böyle. Başka hadislerin hepsini bu konuda bilecek. Ha, bu şu demektir. Kim anlayacak bunu? Hepsini bilen, her şeyi bilen adam. O da sen değilsin. İşte Ebu Hanife. Ebu Hanife. Birçok adam var ama o hepsinden üstün olduğu için herkes onun peşinden gitmiş. Kendi başına halledemezsin. Sapıtırsın. Evet. Sapıtırsın. Onu söylemek istiyoruz. Evet. Başka hadisler de var. Halakallahu Adem ala suretir Rahman. Rahman suresinde, suretinde yarattı. Yani bu diyor ki Amezyan, şerefli olduğunun işaretidir. Allah insana benzemez, benzer diyemeyiz. Allah hiçbir şeye benzemez. Şerefinden, kerametinden dolayı bu ifade kullanılmıştır. Nitekim Kabe'ye Beytullah dediğimiz gibi Allah mekanına münezzehtir ama Beytullah adı Efendimizin hadislerinde var. Allah'ın evi. Evet, bir hacı bana sordu. Beytullah deyince Allah'ın evi, Allah burada mı oturuyor dedim. Ola Allah burada oturmaz. Biz insanlar otururuz. Ben burada kürsüde oturuyorum, siz karşımda oturuyorsunuz. Allah böyle değil. İşte bunları bilecek bir imama ihtiyaç var. Yanlış anlamaları önleyecek. Ondan dolayı mezhep gereklidir. Allah da buyuruyor. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız bilen ehli zikir alimlere sorunuz. Yahudi'ye değil, o da çok biliyor. Hristiyan şarkiyatçıya, oryantaliste değil. Ehli zikir inanıyor, bildiğini uyguluyor. Ehli zikir. Bu onlara sorunuz. Onun için tek başınıza olmaz. Sen bilmiyorsan bilene tabi olacaksın. İşte mezhepler buradan gerekli. Melekler yanlıştan bizi korurlar. Ve birlik sebebidirler. Tefrika sebebi değildirler. Birlik sebebidir. Çünkü ne güzel söyleyeyim İmam-ı Azam. Ehli kıble tekfir olunmaz. Kıbleye dönüp bir namaz kıldın bir adam kafir diyemezsin. Namaz kılan mümindir. Müminler de kardeştir. Böyle olanlara kardeşçe davranacaksın. Senin görüşünde olmasa bile. Böyle genel kuralları var. Öbür hocalarımızın da var. Şimdi daha ilginç şeyler de var. Efendim, Adem aleyhisselam yaratıldığında tuluhu sittüne zira'an. Evet. Uzunluğu 60 zira imiş. Zira şu dirsekten parmak ucuna kadar olan yer. 65-70 santim. 60 ile çarpın hadise göre öyle diyor. 60 zira. Evet. Eski adamlar bizden uzunmuş. Mesela eskiden 25-30 yaşında adam da çellik çomak oynarmış. İş yok. İş yok. İnsanlarda bir hırs da yok. Şimdi daha ilkokula giderken eline bir şey veriyor babası.
git para kazan gel bilmem ne. Evet, kazanamadığımı üzülüyor. Aha bunlar, bütün bunlar insanın boyunu, yani insan maymuna dönmemiş. Maymundan insan olmamış ama insanın boyu kısalmış. 60 lira imiş. Evet, öyle diyor. Felem yezel el halku yenkusu fil cemal ve tul hattel an. Bugüne kadar insanların şeysi kısalması, güzelliği Adem'den. Adem çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Evet, Peygamberimiz Adem Aleyhisselam 1000 katı güzelmiş. İnşallah görürüz. Evet, 1000 katı güzelmiş. Adem Aleyhisselam güzelmiş ama şimdi her insan güzel değil. İşte güzellik de boylu posoluk da zamanla küçüldü, değişti diyor. Evet, bu şeyden dolayı, sıkıntılardan dolayı. Evet, hatta bazı hadislerde Adem Aleyhisselam sakalsızmış, emret. Sonra çocuklarında sakal bitmiş. Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam çok sakallıymış. Öyleymiş ki Efendimiz tarif ediyor, giydiği şu geydin üstüne kıllar o kadar kuvvetliymiş ki üstüne çıkarmış kılları Harun Aleyhisselam'ın. Miraç gecesi görmüş, onu anlatıyor. Evet. Evet. Tirmizi, Nesai, Said Hazretlerinden, Ebu Hureyre'den, اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اَدَمْ مِنْ تُرَابْ فَجَعَلُهُ تِينًا ثُمَّ تَرَكُهُ حَتَّى اِذَا كَانَ هَمَاً مَسْتُونَ. Yani Adem Aleyhisselam'ın inci yarattığı, çamur yaptı, sonra onu bıraktı, kokar hale geldi, ondan sonra o çamur kurudu, ondan sonra şekil verdi, şekil verdikten sonra ruh üfledi. Onu anlatmış hadis-i şerifte. Şeytan da şey gibi alevli ateşten yaratıldı. Evet. Şeytan Adem Aleyhisselam görünce demiş. Bu demiş muazzam bir iş için yaratıldığı belli. Ama demiş bunun içi boş. Ben bu içinin boşluğundan kullanırım, buna oyun oynarım demiş. Hadislerde o da var. Evet. Şimdi Adem Aleyhisselam'ı güzel bilgiler yarattıktan sonra böyle bu çamur toprağı karıştırmış. Yeryüzünün bütün topraklarından al gel demiş Cebrail Aleyhisselam'a. O toprakları karıştırmış suyla, çamur etmiş, sonra bekletmiş, kokar çamur, özlü çamur olmuş. Sonra kurutmuş, şekil vermiş ona. Ruh üfletmiş, ruh üfledi diyor. Ruh üfledi. Ve nefaktu min ruhi, ruhumdan üfledim. Evet. Ve ruh üflenince Adem Aleyhisselam hapşırmış demiş. Fatasa hapşırdı ve hemen elhamdülillah. Hapşırınca insan rahatlar ya. Elhamdülillah demiş. Fakalallahu Allah Züccar Hazretleri yerhamukallah demiş ona. Evet, Allah sana merhamet etsin. Yarattı. Elhamdülillah. Cani. Ne demek? Hapşırdığınız zaman elhamdülillah diyeceksiniz. Yanındaki adam yerhamukallah diyecek. Öteki adam yehdillah ve yuslihu bâlekum. Allah bize de size de hidayet versin. Yehdina ve yehdikumullah ve yuslihu bâlekum. Hatırınızı hoş etsin Allah diye dua edecek. Her durumda Allah'ı anıyoruz, şükrediyoruz. Evet, bu o demek. Yarın şuraya gideceğim inşallah de. Allah'ı hatırla. Hemen başlarken bismillah de. Allah'ı hatırla. Bitirdin elhamdülillah de. Ha. Gece gündüz la ilahe illallah de. Bak mahşerde böyle sıkıntılı durumlarda bunlar, bunu diyenler hiç sıkıntı görmeyecek. Evet. Güzel bir şey gördün. Kim yarattı onu? Allah. Hatırla hemen. Maşallah. Allah dilemiş de yaratmış ya. Ne güzel çocuk de. Yoksa çocuğu öldürürsün, nazar haktır diyor Peygamberimiz. Güzel araba gördün, güzel ev gördün. Allah verdi. Evet, o verdi. Vermese nereden bulacak? Evet. Hemen Allah hatırla. Maşallah. Subhanallah. Hemen Allah hatırla. Bir ölü oldu. Duyuldu. Hemen ne öldü, niye öldü yo deme. Sen Müslümansın.
öldüren Allah. Yuhyi ve yumeyt. Eceller gelince hepimiz öleceğiz. Allah hayırlı akıbet versin. Evet, hemen inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz zaten Allah'ın kuluyuz. Dönüp dolaşıp ona varacağız. Hemen hatırlayacaksın. Evet, burada da bakın, Adem babamız hemen şükür demiş. Allah da ona yerhamık Allah demiş. Bunu her durumda insan babamız gibi Allah'ı hatırlayacak ve Allah'ın bu duasına mazhar olacak. Evet, böyle olacağız inşallah. Bu hadisleri biz onun için size okuyoruz. Bu Adem yaratılış hakkında çok enteresan şeyler var. Yoktan yaratıyor Allah. Evet, çamurdan yaratıyor. Şekil veriyor, ruh veriyor. İsa Aleyhisselam babası yarattı. Meryem anamız İsa Aleyhisselam'ı gebe kaldı. Allah'ın emriyle. Ondan sonra Meryem anamız karnı şişince, namuslu bir kız peygamberler sülalesinden, utancından, ki şimdi orada izin alabilirseniz o gittiği tepeler duruyor. Ben gittim, gördüm. Aynen Kur'an'daki gibi. Tepeye gitti, bir hurma kütüğüne yaslandı. Meryem suresi var. Orayı okuyun. Bunlar hepsi var. Dedi, ya Rabbi, ben nasıl kime ne diyeceğim? Memlekete gitsem, köyüme gitsem, gitmesem ne yiyeceğim, ne içeceğim? İsa Aleyhisselam tepiyor. Doğum yakın yani. Böyle derken, evet, Kur'an'da var. Hüzzi ileyki biciz'in nahle. Dayandın hürma kütüğü. Üstü kesilmiş, dalmalı yok, kütük kalmış. Onu elinle şöyle sars Meryem. Tusakıt aleyki rutaben ceniyye. Oh, Allah'ın yoktan var eden Allah her şeyi var ediyor. O böyle sarsınca hemen hurma dal budak vermiş, meyve olmuş, meygirle olumlaşmış, dökülmüş. Ayağını da yere vur diyor. Oradan da su fışkırmış. Külü veşrebi ve karri ayna. Ne yiyeceğim içeceğim dep durma. Al sana hurma ye, al sana su iç. Sonra tabii doğmuş, beze sarmış. Bunlar Allah'ın vahyi. Ondan sonra memleketine dönüyor. Herkes aramış. Kız nereye gitti? Namuslu kız. Tanınmış bir sülale. O da kucağında çocukla varmış. Aa, cidde şeyen feriye. Meryem, sülalen tüklemiş. Sen çok yanlış bir iş yaptın. Sülaleni lekeledin be. Evet. Allah ona söylüyor zaten. O ve eşaret ileyhi. Çocuğa işaret etti. İsa Aleyhisselam kucağında. İşaret, konuşma sen demiş. Cevap, o bir cevap verir. O inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Allah beni seçti. Allah bana şunu verdi. Ayette var böyle. Aa demişler. Çocuk konuşur mu? Hem babası yok. Babası oldu. Allah'ın oğlu bu. Allah'ın oğlu. Sapıttılar gittiler. Evet, sapıttılar gitti. Allah'ın oğlu diyor şimdi. İsa Aleyhisselam Tanrı'nın oğlu diyorlar. Allah ne diyor? İşte baba, oğul, Ruhul Kudüs. Üç sesli akidesi. Allah üçün üçüncüsü diyenler kafirdir. Ebediyen cehennemdir. Ayet var. Selisi selase. Evet. İşte bunları bu hadislerden öğreneceğiz. Ayetlerden öğreneceğiz. Ehl-i sünnet bu hadislere, ayetlere uyan kimse. O hocamızlar bunları biliyorlar, biz bilmesek de bize aktarıyorlar. Biz de size bunları duyurmaya çalışıyor. Evet. Bu ve emre iblis bir sücud. Bitireyim hadisi. İblise Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra, bu yaratma işini bitirdikten sonra secde etmesini emretti. Meleklerin hepsi secde etti. Eba vastakbara ve kâne minel kâfirin. O etmedi. Büyüklendi, gururlandı ve kâfirlerden oldu. Evet. Evet. Ve ahrecehu minhâ fî âhir sâ'a. Evet. Son saatinde, Cuma'nın son saatinde oldu bu iş. Daha çok bilgiler var.
Böyle, işin aslı böyle. Evet, bu konuda Adem Aleyhisselam diyor ki kâne müddetü hayat Adem 1000 sene. 1000 yıl yaşadı Adem Aleyhisselam. En uzunlu ömürlü Nuh Aleyhisselam 1450 sene yaşamış. 950 sene peygamberlik yaptığı Kur'an'da sabit, ayette sabit. Evet. Madem Aleyhisselam lemme mate Adem beket halaku aleyhi sebat eyyem. Adem Aleyhisselam öldüğünde yaratıklar 7 gün ona ağlamışlar. Sesli ağlama değil, sulu sulu ağlama caiz, merhamet eseridir. Buna yasak yok. Peygamberimiz de ağlamış. İbrahim, oğlu İbrahim kucağında vefat edince ağlamış. Herkes demiş ki, sen bize ağlamayı yasakladın, sen ona sağlar mısın? Ben size sesli, bağıra çağıra, ağıt yaparak ağlamayı yasakladım. Kalp mahzun olduğu zaman gözden yaş akar. Allah böyle yarattı. O kadar üzüntüm var ki dağa versem dağ toz olur diyor Peygamberimiz. Yavaş yavaş ağlamak ama bağıra çağıra ağlamak lanet sebebidir. O adama da azap sebebidir. Bir, evet, benden söylemesi, kabul etmemek sizden. Şimdi adetler hiç kitaplara uymuyor. Evet, mesela şu mihrabın yüksek olması hadislere aykırı. Hadislere aykırı, sünnete aykırı. Söylüyoruz, böyle gördük, böyle gidecek diyorlar. Biz söyleyeceğiz, artık sorumluluk sizin. Evet, Hazan ezan okurken Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Müezzin efendi, etme. Peygamber ezan da kâmet de cezimlidir. İşte hadis diyoruz, işte fıkıh kitabı diyoruz, işte İmam-ı Azam diyoruz. Böyle herkes okuyor diyor. Böyle, kitaplarda böyle. Biz de şimdi kitapta olanı söylüyoruz. Evet, cenaze hukukunda, cenaze namazını kılmak da Uhud Dağı kadar sevap var. Samimi olarak bir ölüye cenaze namazında Allah iyi insandı, Allah rahmet etsin, güzel insandı derse, hani bilmiyor, hep iyiliğini görmüş. Adam halbuki gizli şeyleri var, yanlış şeyleri var. İnsandır. 40 kişi samimi olarak bir iyi deseler meleklere emreder diyor Peygamberimiz. Ötekileri silin, adamı böyle muamele edin. Onun için soruyor hoca, iyi biliyor musunuz, nasıl biliyorsunuz? Öyle bir hadisten dolayı, tamam ama iyi biliriz diyorlar ama bazen merasim yerine gelsin diye anlaşılıyor. Bazen de samimi söylüyorlar, samimi olarak. Bilmiyor kötülüğünü ama var gizli. İyilerden sayılır bir. Adamın böyle faydası var. Cenazeye gidin, adamı kurtarın. Faydası var. İki, gidenler Uhud Dağı kadar sevap alır. Uhud Dağı çok sevap alır. Defnine katılırsa iki Uhud Dağı sevap alır. Cenazeyi taşıyanların 40 adım taşırsa 40 büyük günahı silinir. Hadis bunlar. 10 adım sağ omuzunda, 10 adım sağ ayağında, 10 adım sol omuzunda. Yani değişeceksiniz bilerek. 40 adım taşı, 40 büyük günahınız affedilir. Ama cenaze götürülürken nara atılmaz. Slogan atılmaz. Salavat getirilmez. Tekbir getirilmez. Bunlar bid'attır. Sünnete aykırıdır. Orası bir gün ben de bu cansız ata bineceğim. Ben de bir gün böyle insanlar tarafından götürüleceğim kabire diye düşünme zamanıdır. Hadisler böyle. Orası tefekkür zamanıdır. Nara atma yeridir. Değildir. Allah, zikir, hesli bunlar zaman değildir. Ama şimdi Allahu Ekber, Allahu Ekber söylüyoruz. Kızıyorlar. Evet, daha geçen gün emekli bir sevdiğimiz paşa vefat etti. Başladılar bağırıyor, sus! Dedim. Ha, Cevat Hoca dediler, sustular. Ama geldi, niye? Niye susturuyorsun? Evet, sözümü tuttular ama yani
Ben bir başkasım olsa dövecek, dövecekler yani. İyilik olsun diye yapıyor ama kurala aykırı. Gene genel müdürlük yapmış, müsteşarlık yapmış. Beraber olduğumuz bir Isparta'da ağabeyimiz vefat etti. Biz de gittik, hukukumuz var. Gene çok seviliyor. Kalabalık. Güzel bir şey kalabalık olması. Tek bir an "Cırs!" diye bağırdım. Öfkeli. Bir tane bakan "Kim bu?" dedi. "Benim." dedim. Onu deyince sustu. Sonra "Niye? Niye bu? Hadis bu. Sen bilmiyorsun diye dinin emri değişir mi? Şimdi iyi olsun diye tekbir getiriyor. Yanlış. Hutbe okurken konuşuyor. Amin diyor. Yanlış. Dinlemek var hutbeyi. Kanun bu. Ben koymadım. Sen bilmiyorsan ne yapalım yani? İnsanlar öyle diyor güzel peygamberimiz. İnsanlar Müslümanlığı yaşadığı gibi algılayacaklar diyor. O devir geldi. Kadının her tarafı açık. Halbuki devletin resmi tefsiri Elmalı Hoca'nın devlet bastırmış 1936'da. 5. cilt 2304. sayfa bakın lütfen. Bakın lütfen. Kadının şu yüzü, şu eli, şu ayağı hariç vücudunun başka yerlerini evlenebileceği erkeklere göstermesi haramdır diyor. Allah söylüyor, tefsir resmi tefsir. Ben de oradan naklediyorum. Şimdi niye? Niye herkes böyle? Yahu herkes böyle ama Allah'ın kanunu. Müslümansan bu böyle. Ben de sana söylüyorum. Cenazede de şimdi şehit oluyor. Şehit 400 kişiyi kurtaracak. Evet. Onun için şey etmeyin. Böyle nara çekmeyin. Sizi kurtaracak. Ondan dolayı ben diyorum ki Türk milleti cehennemde yanmaz. Neden? 1071'den beri savaşa savaşa milyonlarca şehit var. 400 ile çarp. Yani bu hadis doğru. 400 kişi kurtaracak diyor peygamberimiz şehit. Hala bakın mazlumu zalimi kurtarmak için Suriye'de çarpışıyor, şehit oluyor. Dağın başında ırz düşmanı, mal düşmanı, hainleri korumak için şehit oluyor. Ama buna neden öldün dediğinizde lanetlisin. O adama da işkence sebebi. Sen neymişsin diye işkence derler diyor. Dini bilgileri öğrenelim. Taşkınlık yapmayalım. Kurallara uyalım. Bilmiyorsak bilene soracağız. Ebu Hanife'ye soracağız. Ben de hocayım. Yok. Arkadaş o hoca. Onu takip edeceksin. Allah sizden razı olsun. Diyelim tüm günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i şerife mal besmele-i şerife. Üçer salavat-ı şerife. Birer Elem Neşrah Leke suresi besmele ile beraber. On üçer İhlas suresi besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب نمازımızı kabul eyle dersimizi kabul eyle okuduğumuz süveri celileyi ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, cümlesinin ehli beyt el ashab ve etbaları rıdvanullah aleyhim ecmani efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminat rahmetullah aleyhim ecmani ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi yetiştiren üstazlar, bizleri yetiştiren üstazlarımız ve eserlerden yararlandığım üstazlarımızın ervahına, burada bizi toplanan bizlerin, geçmişlerimizin ervahına, bu aziz vatanı bize hediye için canlarını bezleden, sıkıntılar giden şühedanın, kuzatın ervahına, bu güzel eserleri bize hediye eden ashab-ı hayratın ervahına, bu alemde kimsesi kalmamış garip müminlerin arkasında Fatiha okuyucu kimse kalmamış garip müminlerin ervahına hediye edildik vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecen yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasene tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ya İlahel Alemin, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalından bol eyle, akıbetimizde hayır eyle. Bu aziz vatanı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Subhanakallah ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ilek. Subhan Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.